Ukrayna'da çıkan savaşta mahsur kalan 2600 Ahıska Türk'ü 2 yıl önce Herson kentinden Elazığ'a tahliye edilmişti. Elazığ Valiliği koordinesinde Aşağı Demirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirilen Ahıska Türkleri için Bitlis'in Ahlat ilçesinde de isken çalışmaları başlatılmıştı. İsken çalışmalarının bir bölümünün tamamlanması ile ilk etapta gönderilecek 35 aileden 91 Ahıska Türk'ü için Geçici Konaklama Merkezi'nde uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlama törenine Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman, Elazığ İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Evren, Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ da katılım gösterdi. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DATÜP Ukrayna temsilcisi Murat Resuloğlu, buruk bir sevinç yaşadıklarını ifade ederek, Türkiye'ye gelmelerinin ardından kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. Hem çok sevinçli ve bir anda da hüzünlü gün. Sevinçli çünkü yeni bir yere gidiyoruz, evlere yerleşeceğiz. Hüzünlü neden? Çünkü burada birçok arkadaşlar edindik. Ve buradaki bizim Ahıskalı halk bana rica etti ki biz bir gün gidiyoruz da bizim adımızdan bize hemen geçen bütün kurum kurumuşlara teşekkür etmemi istediler. Hepsine çok çok teşekkür etmek istiyoruz. Allah razı olsun. İnşallah kısa zamanda da kalan halkımız da kısa zamanda da Ahlat'a yerleşip onlar da bu sevinci yaşarlar. DATÜP Türkiye temsilcisi İbrahim Agara, Türkiye'nin savaşın başlamasının ardından Ahıska Türkleri için harekete geçtiğini belirterek, misafirperverlikleri için Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesi'ne teşekkür etti. Bundan tam iki sene önce bu kampa, geçici kampa yerleşen Ahıska Türkleri, Ukrayna-Rusya savaşından sonra burunları kanamadan Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla buralara geldiler. Biz ilk günden itibaren Dünya Ahıska Türkleri Birliği olarak devamlı yanlarında olduk. Sıkıntılarını gündeme getirdik. Problemlerini çözmeye çalıştık. Bu konuda Elazığ Valiliği, Belediye Başkanlığı ve diğer kurum ve kurullara teşekkür etmek istiyoruz. Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman, Ahlat'ın kadim bir Türk yurdu olduğunu söyleyerek, Ahıska Türklerinin hayatlarının geri kalan kısmında mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamaları temennisinde bulundu. Kadim Türk yurdu, ata yurdu Ahlat'a yerleşiyorsunuz. Ahlat bizim için çok önemli bir yer. Bütün Anadolu'nun Türkleştiği, Müslümanlaştığı çıkış noktası. Mübarek bir belde. Çok güzel bir coğrafya. İnşallah orada bundan sonraki hayatınızı devam ettireceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu tahliyeler olduktan sonra 1000 ailenin iskanı için kararname yayınladı. İnşallah peyderpey ilk etapta 218 ailemizin iskanını sağlıyoruz ama arkasından peyderpey diğer ailelerimizin iskanını sağlayacağız. Yolunuz açık olsun. Allah her türlü kazadan, beladan hepinizi muhafaza etsin.